Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor. Tahliyelerin yapıldığı sınırlardaysa insanlık dramı yaşanıyor. Canlarını kurtaran Ukrayna vatandaşları umut yolculuğunda çatışmaların şiddetlendiği şehirlerden sınır bölgelerine akın ederek bu noktalardan ülkeden çıkmaya çalışıyor. Hava soğuk, üşüyorlar. Evleri yok, eşyaları yok. Ölüm kalım savaşından bir umutla yola çıktılar. Savaşın acı gerçeğini yaşadılar. Onlar artık mülteci. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ülkeden kaçışlarda hız kazandı. Lviv'e gelen Ukraynalı sivillerin tren istasyonunda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Tahliyelerin yapıldığı sınırlardan biri de Ukrayna-Romanya hattı. Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu akın akın sürüyor. Sınıra varan Ukraynalılar işlemlerin sonrasında Romanya'ya kabul ediliyor. Şartları olumsuzlaştıran soğuk havayla da mücadele eden Ukraynalılar bölgede kurulan çadırlarda kısa süre konaklıyor. Daha sonra savaş mağdurları yolculuklarını sürdürüyor. Burası da sınırın Polonya tarafındaki Medka. Ukraynalılar burada geçici bir kampta barındırılıyor. Ukrayna sınırındaki küçük Polonya kasabası, Rus işgalinin ardından ülkelerinden kaçan mülteciler için bir geçiş noktası haline geldi. Zaman zaman annelerin kucağında giden, zaman zaman da yürümek zorunda kalan çocukların perişan hali ise içler acısı. Saatlerce aç susuz sınırda bekleyen çocukların, dakikalarca süren çığlıkları ise yürekleri dağılıyor.